Teyzehanem kanalımdan herkese merhabalar. Bugün güzel bir kısır tarifiyle karşınızdayım arkadaşlar. Kısırımı yapmak için ilk önce bir bardak su bardağıyla kısırımı aldım. Şöyle güzelce kabımın içerisine alıyorum. Üzerine şimdi sıcak su ilave edeceğim. Bir bardak kısırlık bulgurumun üzerine şöyle yarım bardak kadar da sıcak su ilave edip ağzını kapatıyorum. Bulgurumu ıslattıktan sonra bir streç film yardımıyla şöyle kısırımın ağzını kapatıyorum ve bulgurumun kabarmasını bekliyorum. Kısırım kabarana kadar ben de bu arada tavamın içerisine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ilave ettim. Sıvı yağımın üzerine şöyle soğanlarımı güzelce ilave ediyorum ve soğanlarımın birazcık kavrulmasını bekliyorum. Ben kısırımı yaparken genelde soğanlarımı kavurarak yapıyorum. Böyle daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi biraz soğanımın kavrulmasını bekleyeceğim. Soğanım kavrulurken üzerine hemen 2 diş sarımsağımı da ilave edip biraz da kavrulmasını bekliyorum. Soğan ve sarımsağım kavrulurken içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar da domates salçamı ilave edip biraz da böyle kavrulmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, salçam ve soğanlarım, sarımsağım gayet güzel bir şekilde kavruldu. Eğer evinizde biber salçası varsa yarı yarıya kullanabilirsiniz. Biber salçasıyla daha da lezzetli olur arkadaşlar. Şimdi ben altını kapatıyorum. Kısırımın yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar, kısırımı 5-10 dakika böyle ısı bıraktım. Bulgurlarım güzel bir şekilde ıslanmış arkadaşlar. Şimdi üzerine kavurmuş olduğum soğanlarımı ilave edeyim. Evet arkadaşlar, salçalı, soğanlı, sarımsaklı malzemeyi kısırımın içerisine ilave ettim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bu arada içerisine 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar da nanemi ilave edip ilk önce bulgurumla bu 3-4 malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Kısırımız parlak ve daha güzel görünsün diye biraz zeytinyağı ilave ediyorum bu aşamada. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, kısırımı gayet güzel bir şekilde karıştırdım. Şöyle. Şimdi de yeşilliklerini ilave ediyorum. 9-10 dal maydanozumu doğradım içerisine. Daha sonra 3 ya da 4 dal yeşil soğanımı doğradım. Maydanozumu, yeşil soğanımı doğradıktan sonra üzerine 6-7 adet marul doğradım. Ve şimdi bunları da bir güzelce karıştıracağım. Evet arkadaşlar, yeşilliklerimi doğradım. Kısırımın üzerine ilave ettim. Şöyle bir adet limon suyunu da sıktım. Kısırıma bolca yediriyorum. Şimdi kısırımı karıştırıyorum ve servise hazırlıyorum. Yapmış olduğum bu tarifle arkadaşlar bir bardak bulgurla en az 3-4 kişi servis yapabiliriz. 3-4 kişiye yetecek kadardır. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Yapıp deneyen herkese kolay gelsin. İyi seyirler.